Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı tam olarak bu. Evet sıfır geometri kampına başlıyoruz. Geometride beyaz bir sayfa açmaya var mısın? Sen, ben ve bu kitapla birlikte bembeyaz bir sayfa açacağız ve o sayfayı çok güzel bir şekilde karalayacağız. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Bu kitaptan kimler faydalanabilir? TET çalışan arkadaşlar. TET yazıyor bir de yanında AYT çalışan arkadaşlar da alabilir. Geometride tet AYT çalışan arkadaşlar çok sıfırsanız hiçbir şey bilmiyorsanız bu kitap tam size göre. Bunun yanında DGS, ALES, KPSS çalışan arkadaşlar için bulunmaz bir fırsat. Bu kitap tamamıyla size uygun bir kitap. Çünkü işin içerisine baktığınız zaman öyle evet, çok sıfır bir kitap değil. Sıfır yazıyor ama başlangıç kitabı bence bu şekilde olmak zorunda. Geometride şu şekilde sorularla başlamamalıyız. İşte iç açılar toplamı 180. Bir açı 20, bir açı 80 ise diğer açı Kaç derecedir şeklinde sorularla başlamamalıyız. Bu kitabın içerisinde her kalıp soru mevcut. İşte yani bazı kalıp sorular da böyle ortaya doğru kayabiliyor. İşte kalıp soruların da böyle kolay ve orta seviyesindeki soruları yazdık. Kitabın içeriğine baktığımız zaman evet temel sorularımız var kitap içerisinde. Şöyle bakacak olursanız temel sorularımız var. Göstereyim hatta size. Bunun yanında aynı zamanda şöyle yeni nesil dediğimiz katlamadır, şu işte döndürmedir, bilmem nedir. O tarz sorulara da şöyle bir giriş yapıyoruz. Yani o, o soruların da kolay halli soruları da bu kitap içerisinde mevcut. Özellikle her kalıp soru olduğu için sen yine geometriye başlayıp bu kitapla başlayıp çok güzel şeyler öğreneceksin. Evet bir de tamam TYT, KPSS ALES, DGS dedik başlangıç kitabı dedik. Ama ben bir de 11. sınıf öğrencilerine şiddetle bu kitabı tavsiye ediyorum. Çünkü niye biliyor musun? Zaten analitik geometri görmeye başlayacaksın. Analitik geometri Üçgensiz yapılamaz. Üçgen bilgisi olması lazım. Sen şimdi analitik geometriye başlamadan bu kitapta üçgeni öğren, dörtgeni öğren sonra analitik çok güzel bir şekilde akacak. Zaten ben 11. sınıf öğrencisi gördüğüm zaman iki şey tavsiye ediyorum. Bir, TYT matematiği 11. sınıftayken hallet. İki, üçgen ve dörtgeni mutlaka ama mutlaka 11. sınıftayken hallet. Zaten ikinci dönemde okulda çember işleyeceksiniz. Dolayısıyla 3 konu hallolmuş oluyor. Yani geometrinin %75'ini sen halletmiş olacaksın. O yüzden senin için aşırı derecede önemli dediğimi unutma 11. sınıf öğrencisi. Evet güzel bir başlangıç yapacağız ya. Çok güzel bir beyaz bir sayfa açacağız seninle birlikte. Peki hocam anlatış tarzı nasıl olacak diye soracak olursanız. Normal benim Kenan Karay ile TYT Ayet'e geometri kitabımda böyle çok akıcı konuştuğumu biliyorsunuz. Bu kitapta konu, konuyu anlatırken çok tane tane işte yeni bir konuya başladığımızda eskiye atfedilen bir şeyler varsa onunla ilgili hatırlatmalar. Ve yavaş yavaş tane tane böyle ben bunu anlatacağım. Bu kitabı öyle anlatacağım. Ya çok yavaş gelen arkadaşlar çünkü herkese hitap etmek zorundayım ben. Bazı arkadaşlara yavaş gelebilir. 2x hızına ya da 1.5 hızına hızlandırıp o şekilde de dinleyebilirsin. Ki genelde hızlandırılmış dinliyorsunuz. Ama bu kitap yani bu seride biraz tane tane ve yavaş konuşmak zorundayım. Yani oradaki TYT AYT geometrik konan anlatımındaki gibi bir serilik beklemeyin. Yani konuşmada bir serilik beklemeyin. Aynen şurada nasıl konuşuyorsam tane tane anlaşılmak için orada geometride de konu anlatırken bu kitaptan konu anlatırken tane tane konuşacağım. Peki hocam şey nasıl olacak? Video atma sıklığı nasıl olacak? İlk hafta anlayışınızı bekliyorum. Çünkü bu hafta İstanbul'a gideceğim. Yani bu hafta sadece ve sadece doğruda açı ve üçgende açıyı atarım. Ama sonraki haftalarda da İki günde bir konu olacak şekilde atacağım. Hatta ben dayanamam. Hemen öğrenciler mağdur olmasın diye önden önden atıyorum. Genelde işim olmadığı günlerde de günde bir konu atmaya çalışacağım. Yani sözünü vermeyeyim ama şunu sözünü veriyorum. İki günde bir konu atacağım. Ama bu hafta sadece sadece iki konu atacağım. O anlamda anlayışınızı bekliyorum. Çünkü yoğunluğum var. Daha işte bugün yayınlıyorum bu videoyu. Bugün çekmeye başlıyorum. Hatta geç bıraktım biraz. Tişört bekledim. Normalde her seri ne yapıyorum? Her seriye ait bir tişörtüm oluyordu. Bu konu anlatımındaki tişörtüm benim sıfır geometrinde tişörte geldiği zaman o tişörtü giyip daha profesyonelce bir şekilde karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Benim böyle tişört takıntım var. Her konuyu yani tişörtü gören hangi konuyu anlattığımı hatta renklerde bile kitap rengini koyuyorum böyle. Ee, görüyorsunuz şu an videonun içerisinde bu renk var. Kitabının rengi var videonun içerisinde. Böyle takıntılarım var kardeşim. Ben de böyle bir adamım. Bir işi yaparken çok iyi bir şekilde ve çok profesyonelce bir şekilde yapma takıntım var. İşte bu kitapta da konuyu anlatırken bu kitaba uygun bir profesyonellikte sana bu işi öğreteceğim. Tamam. Bunun sözünü veriyorum. Çok güzel bir başlangıç yapacağız geometride. Evet bir de bunun kardeşi var gençler. Şöyle bir kardeş. Hop sıfır matematik. Sıfır matematiği de ben anlatmayacağım tabii ki. Kim anlatacak? Bunu da Mert Hoca kendi kanalında anlatacak. Şöyle matematiğe bakacak olursak. Hocam ben toplama çıkarmayı bilmiyorum. Evet toplama çıkarma işlemleri yine var burada. Şöyle ama kitaba bak diğer sayfayı çevirdiğim zaman da görüyorsunuz yeni nesile de başlangıç soruları da yine burada mevcut arkadaşlar. Yani matematik DYT çalışan KPSS, ALES, DGS ya da 11. sınıf öğrencileri matematiğe de kesinlikle ama kesinlikle şununla bir başlayabilirsiniz. Mert Hoca ve bu mor kitap mı mavi kitap mı biraz morana benziyor aslında. Bu kitapla birlikte çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü sadece ve sadece toplama çıkarma değil. Yani sıfır tamam ama yeni neslinde sıfır soruları bu kitabın içerisinde var. Aynı şekilde bu kitabın içerisinde de var. Yani bu kitap muhteşem ikili diyelim. Şu ikisini hem geometriyi hem matematiği sana iyi bir şekilde öğretecek. Geometri içinde sen, ben ve bu kitap geometriye bembeyaz bir sayfa açtırıp çok güzel işler yaptıracak bir kitap arkadaşım. Tamam, evet söylenecek şeyler bu kadar. Sizler e, şey yapabilirsiniz. Bu bir giriş videosuydu, tanıtım videosuydu. Sizler aklınıza takılan soruları bu videonun altına e, böyle yorumda yazın. Ben de e, genelde yoğunluktan çok bakamıyorum ama özellikle bu videonun altındaki yorumlara bakacağım ve sorularınızı cevaplamaya gayret göstereceğim arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Şimdi bundan sonra, bu tanıtım videosundan sonra doğruda açı videosu gelecek. Ve ondan sonra üçgende açı ve her gün bir konu daha doğrusu iki günde bir konu olacak şekilde serimiz başlayacak ilk hafta hariç yalnız. Tamam gençler, hadi bakalım konu anlatımında ve bu arada şunu da söyleyeyim ya bu sıfır geometriyi ben niye yaptım? Ben konu anlatımım var mı? Var. İşte şu konu anlatım aslında var. Bunun yanında çok çok sıfır olan arkadaşlar bu kitaptan korkuyordu. Alın işte bu kitap. Bu yüzden çıktı. İlk başta bununla başla ama sadece TET çalış TET çalışacaksan sadece bu kitap bitmez. Bu kitap bittikten sonra da şu kitap olması lazım. Bunu da unutma. Tamam? Çünkü geometriyi her şeyle öğrenmemiz lazım. Geometri fark attıran ders kardeşim. Geometrisiz olmaz. Matematik netin yani eşit ağırlık öğrencilerinde 17 18'i geçemezsin geometrisiz. Sayısal öğrencileri 23 24'ü geçemezsin. Sen hem matematiğe de hem geometriye çalışacaksın ki 30'un üstüne geçeceksin. Ve 30'un üstüne geçtiğin zaman da istediğin hedefe de çok rahat bir şekilde ulaşacaksın. İlk adımımız, ilk adımımız yalnız bu. Birlikte bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız. Hadi bakalım. Konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.